Nihayet bitti. Sarp. Günday. Hala beraber çalıştığımıza inanamıyorum. Seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen, bir bilsen. Baktım baktım. Ben geldim. Hoş geldin. Birileri tersinden kalkmış galiba. Kaan, üçüncümüz de geldi. Aşk olsun Ozan. Ya kızım, senin evin barkı yok mu? Hı? Ev arkadaşınla yalnız kalamayacak mıyız? Ben de size sıcak poğaça almıştım. Afiyet olsun. Kanka takıldım ya. Hemen alınma sen de. Hadi kalk. Küçük küçük. Bana ne? Evet gel lütfen. Bak senin için tabak koyduk, bardak koyduk. Kaan'cığım. Senin için sana özel bey pazarı kursu aldım. Umarım seversin. Ha, çok teşekkür ederim. Daha önce hiç yememiştim. Ay, bugün çok heyecanlıyım. Konuştum, partiyi bahçede yapacaklar. Vay be. Meyveş, sana söyleyeyim mi? 10 numara kadınsın ha. Bu akşam çok eğleneceğiz. Çok. Ha, ya sakın geç kalmayın tamam mı? Elif'e söyle, o da geç kalmasın. Onun geleceğini pek sanmıyorum. Ya, olur mu öyle şey? Bu senin, benim, bizim, hepimizin partisi. Hadi bakalım. Aman aman. Öyle mi? Demek birinci sınıfa yeni gelenlere kaynaştırma partisi düzenlenecek. Güzel. Herhalde geleceğim oğlum. Kambersiz düğün olur mu? Hem bakarsın bir iki kuş düşer ağamıza en güzelinden. Tamam birader, hadi sonra görüşürüz. Elif. Sen beni mi dinliyorsun? Hayır. Hemen seni niye dinleyeyim ki? İyi peki. Akşamki partiden haberin var mı? Var. Ama gelmeyeceksin değil mi? Merak etme, evde oturup ders çalışacağım. Aferin sana. Hem gelmesen öyle yerleri, bozarsan öyle yerleri. Uyarın için sağ ol. Söyleyeceklerim bittiyse hazırlanmam lazım. Aman iyi, hazırlan. Bana bak. Sakın seni o partide görmeyeyim. Can, sen çok doğru düzgün, hayat dolu, çok yakışıklı bir adamsın. Ve inanmanın seninle ilgili değil benim derdim. Benim kendimle. Ama biz yapamayız. Thank you.
Hem de mesaj bekliyorum ya. Doğrusu buydu. Yavrum, ben sana bir şey soracağım. Otur hele. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu anne? Bilmiyorum. Bu erkekler andropoza giriyor ya. Evet. Yani size okulda öğrettiler mi? Nasıl anlaşılıyor bu? Ay anne, babamın andropoza girdiğini falan düşünmüyorsun herhalde. Daha yaşı kaç ki adamın? Canım, eninde sonunda girecek işte. Sen bana bir öğret bakayım. Böyle bizdeki gibi ateş basması falan oluyor mu onlarda da? Ay, ay anne. Kız sus, uyanacaklar. Hiç güleceğim yoktu. Kız sus, uyanacaklar diyor. Melih abim. Oo. Kardeşim ne haber? İyi abicim ya, ne olsun. Akşam için ön hazırlık yapıyorum. Sen geliyorsun değil mi? Herhalde be oğlum. Böyle bir şeyi kaçırır mıyım? Şu yeni gelen çıtırları bir yakından görelim bakalım. Ha bak, ne diyeceğim sana. Bu manyak kardeşim seni aradı mı bugün? Sabah sabah bana gene para para deyip durdu da o yüzden. Oğlum var ya. O kız senin kardeşin olmasa bir kaşık suda boğardım ben ona. Ne oldu, ne yaptı çatlak gene sana? Ne yapacak? Güzeller güzeli arabamı pembeye boyamış. Bir gördüm beynimden vurulmuşa döndüm. Kim yaptı bunu diye ararken ben yaptım diye geldi. Neymiş, şaka yapmışmış. Yüreğime iniyordu ya. Hay Allah'ım ya, çatlağa bak. Dur sen ama dur. Ben ona şaka nasıl yapılırmış göstereceğim. Ne konuşuyor bunlar ya? Kesin yine bir şeyler planlıyorlar. Hakkında yemeyelim. Doğruya doğru. Senin kardeşin sandığından daha dişli çıktı. Yok abicim yok. O örümcekten bile korkar. Oğlum bütün kızlar korkar örümcekten, böcekten. Yok birader yok, bu başka. Bu kız var ya, örümcek görmeye görsün. 100 desibel şiddetinde bağırır çağırır bu kız. Hatta bütün mahalleyi ayağa kaldırır, yemin ediyorum. Hadi canım. Güzel. Siz ikiniz yine ne altlar karıştırıyorsunuz? Baktım anne. İşte anne, sana söylediğim gibi. Yani vücutta bu erkeklik hormonunda azalma oluyormuş. Azalma oluyordu, ne oluyormuş? Ne olacak işte, azıtıyorlarmış. Kız sus, baban duyacak. Anne neden soruyorsun bunları? Ya nedense neden? Sen bana anlat bakayım yavrum. Belirtisi neymiş bunun? İşte göbekte yağlanma, kıllanma da azalma, ne bileyim sinirli ve gergin oluyorlarmış. Fiziksel güçte de düşüklük oluyormuş anne. Aşka. Anne, ya istersen bir tahlil falan yaptıralım yani. Babam hayatta gelmez öyle şeye. Ya yani bence de ama neyse, bir konuş istersen. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. Güle güle. Ne karıştıracağız kızım ya? Burada karşılaştık işte. Aynı okulda olduğumuzu bilmiyorsun sanki. Sen onu benim külahıma anlat. Ne işler karıştırıyorsunuz, hemen söyle. Neyse birader, ben gideyim. Kardeşlerin arasına girmek olmaz. Hop hop hop. Sen dur bakalım, seninle de konuşacağım. Sen utanmıyor musun ya, bu adamla birlik olup kardeşine karşı tuzak kurmaya? Ya bak kızım, hassetme adamı, tamam mı? Sen ona yaptın, o da sana yaptı. Bitti mesele, bu kadar. Beni bundan sonra uğraştırma. Hadi. Seninle de işimiz bitmedi Melih Bey. Kızım arabamı boyadım, yetmedi mi?
Vallahi geçici bir şeydi. Şaka boyası olduğu için içim tam olarak soğumuş değil. Yani sana olan kinim devam ediyor. Allah Allah. Bak zorlama beni. Kiminle dans ettiğini bilmiyorsun sen daha. Zorlarsam ne olacak? Dövecek misin beni? Gerçi senin gibi bir yüzden o da beklenir. Çattık ya. Ulaşmayayım diyordum. Tutayım kendimi diyordum ama. Bundan sonra kork kızım benden. Bundan sonra kork benden. Kim kimden korkacak göreceğiz Melih Bey. Elif! Merhaba Kaan. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ne yaptın, rapor işini halledebildin mi? Hazırladım. Yazdım hepsini. Birazdan teslim edeceğim. Sen mi? Niye sadece sen? O sarpsalı her şeyi üstüne mi yıktı yoksa? Hayır hayır. Ben istedim yazmayı ya. Zaten kolaydı. Neyse. Dün Meveş bahsetmişti ya hani bu birinci sınıflar partisinden. Sen de geliyorsun değil mi? Ya Kaan şimdi çok kalabalık olur orası. Hem zaten sıkılırım ben. Ya hadi ama ya. Bak hep birlikte çok eğleneceğiz hem. Ayrıca Meveş sabah tembih etti. Elif'i ikna etmeden gelme dedi. Ya şu kadar olsun hatırım yok mu? Kaan ne olur ısrar etme. Neyse hadi raporu hocaya bırakalım. Şey ben Sarp'ı bekleyeceğim. O da bakacak beraber teslim edeceğiz. İşin varsa sen git. Ha, aslında işim var ama acelesi yok. Hem sen yalnız kalma. Ya yok, gerek yok. Boşuna gitmesin zamanı. Gerçekten. Neyse, tamam. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Elif. Merhaba. 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 Kolay gelsin. Sen aldın. İşte bile. Ben kilo veriyorum bir kere. İyi öyle olsun bakalım. Benim saçlarım dökülüyor. Senin de kılların dökülüyor mu? Ne diyorsun ya sen sabah sabah? Her tarafım ağrıyor. Niye? Ne yaptın ki belin ağrıyor? Bir şey yapmadım. Yaşlanıyoruz be hatun. Bunu kabul etsek iyi olacak. Hmm. Oy yarım. Tabii tabii. Size önerdiğim işle ilgilenmediğinizi sanıyordum. Sanırım acele karar vermişim.
düşündüm de tabii teklifiniz hala geçerliyse ben işi kabul ediyorum. Aa, Handan, ya ne gerek vardı? Sofrayı ben toplardım. Ay, lafı mı olur abi, elime yapışmaz ya. Tamam peki, sağ ol. Aa, bak ne diyorum biliyor musun? Bugün eğer işin yoksa gel seninle şöyle biraz dışarıya çıkalım. Hem Ankara'yı keşfetmiş olursun ha. Abi. Bak itiraz istemiyorum. Öğlen yemeği için çok güzel bir restoran biliyorum. Orada yiyeceğiz. Senin de çok hoşuna gidecek. Hadi bak ha. Senin için de bir değişiklik olur ha. Şey abi, ben gerçekten çok isterdim ama bugün bir arkadaşımla buluşacaktım da ben. Geçen haftadan sözleşmiştik. Hani sana bahsetmiştim ya şu Ankara'ya gelen. Ha, hatırladım tamam. Neyse canım, ziyanı yok. Biz de başka zaman çıkarız. Kızmadın değil mi? Yok canım, niye kızayım? Dersine sevindim. Sen de uzun zamandır evden çıkmamıştın. Çık dışarı, gez, eğlen, dolaş. Hayatın keyfini çıkar değil mi? Hatta hemen çık. Hadi buraları ben hallederim. Çık çık. Canım, anlayışın için çok sağ ol. Akşama görüşürüz abi. Görüşürüz. Çok güzel olmuş bunlar. Hoca kesin çok beğenecek bunları. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle güzel. Güzelim mi? Bir şey mi dedim? Yok, demedim. Ha, bu arada akşam parti var. Geliyorsun değil mi? Sen gelmezsen olmaz bak. Ya, ben kalabalıktan pek hoşlanmıyorum da. Aa, olmaz öyle şey. Sen gelmezsen çok üzülürüm ben. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ben bu kadar ısrara kesin gelirdim ya. Tamam. Peki geliyorum. Sonunda. Numaranı kaydeder misin? Hı-hı. Yazdım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu raporu sen teslim edersin artık. Akşam görüşürüz ya. Görüşürüz. Gelmeden bir bakayım diyorum. Bu arada gerek yok bence ya. Bugün konuk gelecekmiş sınıfa. Mimar birisi. Mimar mı? Adı ne? Bilmiyorum ama hocanın odasından çıkarken gördüm. Acayip yakışıklı, karizma biriydi. Allah Allah. Şey, üzerine ne kıyafet vardı hatırlıyorsun? Geldiler. Merhaba arkadaşlar. Alo, ne haber birader? Eyvallah, iyilik benden de. Dün akşam benden bir haber bekle demiştim ya. O büyük gün bugün abicim. Bir kız var. Bu akşamki partide onu rezil etmeliyiz. Hatta öyle bir rezil etmeliyiz ki yerin dibine girmeli ve oradan bir daha çıkmamalı abicim. Anladın mı? Tamam, şimdi iyi dinle beni. Planı anlatıyorum. Elif, nereye böyle? O elindekiler ne? Rapor, dünkü laboratuvar dersleri için. Teslim etmeye gidiyorum. Kolay gelsin. Partiye geliyorsun değil mi? Geliyorum. Süper! Demek Kaan seni ikna etmeyi başardı. Ne giyeceğine karar verdin mi peki? Bilmem.
hiç düşünmedim. Böyle iyi. Nasıl yani? Okula geldiğin kıyafetlerle mi? Ay olmaz öyle şey. Partinin havasına uygun bir şeyler giymen lazım. Haklısın ama öyle kıyafetlerim yok ki benim. Hem ben böyle iyiyim. Ay olmaz dedim. Herkes şıkır şıkır giyinecek. Senin böyle gelmene asla müsaade etmem. Benim gardırobumdan bakarız sana bir şeyler. Peki tamam. Ha şöyle. Hadi sen git işini hallet şimdi. Sonra telefonlaşalım. Alo Özgürcüğüm, ne haber? İyidir Meveş. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Ya şimdi beni iyi dinle. Akşama ne yapıyorsun? Ben... Ne yapıyorsun, iptal et. Birinci sınıfların partisi var. Organizasyonunu ben yapıyorum. Sen de davetlisin. Öyle mi? Aslında... Geliyorsun değil mi? Geliyorsun. Tamam geliyorum, ne diyeyim. İyi o zaman. Partide görüşürüz. Ha, Pelin de getir muhakkak. Olur, söylerim. Tamam canım, görüşürüz. Profesör Hilmi Çakır. Acil. Hop! Uzun. Oğlum ne haber? Fotokopiden alınacak notlara bakıyordum. Ya bırak notu falan ya. Akşam parti var. Sen hala notlar neredesin? Bak, akşam parti yakıyoruz, tamam mı? Bütün kızlar bizi bekliyor. Şşt! Sen anlarsın. Kız demişken aklıma geldi. Sen konuştun mu Elif'le? Ne diyor? Maalesef gelmiyor. E boş ver, biz onun için de eğleniriz akşamleyin. Ya Ozan, aslında ben de gelmeyeceğim. Oo, nasıl gelmiyorsun ya? Basmaya geliyorsun. Hayatta olmaz. Ya gerçekten canım istemiyor. Olmaz oğlum, akşamı düşün. Oh, ben düşünce bile fenalaşıyorum yani. Hadi, şimdi eve gidiyoruz. Jilet gibi giyiniyoruz, tamam mı? Sonra ver elini parti. Hadi. Çok eğlenceli. Of, işte böyle arkadaşlar. Sanırım şimdi hepiniz sorunuzun cevabını aldınız. Beni görünce acaba bu mimarın bizim sınıfta ne işi var dememiş miydiniz? Hayatın ne getireceği belli olmaz. Bakarsınız yarın öbür gün şantiyelerde doktorluk yapmak isteyebilirsiniz. İşte bu yüzden ben şimdi size biraz sahayı tanıtmak istiyorum. Yalnız içinizden biri bana yardımcı olursa sevinirim. Banu, gel kızım. Gel. Ne yapıyorsun? Hiç. Kitap okuyorum öyle. Meveş bugün bir parti düzenliyormuş. Az önce beni aradı. Böyle tanışma gibi bir şey olacakmış. Ne güzel. Hadi gel birlikte gidelim. Senin için de değişiklik olur. Yok Özgür. Ben insan içine çıkmak istemiyorum. Ya Pelin, hadi inat etme. Bak, istersen Banu'yu da çağırırız. Eski günlerdeki birlikte takılırsın sen. Özgür, istemiyorum. Hem Banu gelirse sıkılmazsın hiç. Özgür, gerçekten. Dün de söylediğim gibi. Benden mucize beklemeyin. Ben hoşuna gider diye düşünmüştüm. Biliyorum. Ama istemiyorum. Peki sen bilirsin. Eğer yine de gelmek istersen beni arayabilirsin. Ben partide olacağım diyorsun. Teşekkürler. Ya canım kardeşim, alt üstü oyuncak bir örümcek. Ne tutar ki bunun kargosu? İyi tamam, karşıdan ödemeli yollayın o zaman. Adres mi? Ben birazdan mesaj atacağım sana adres. Hadi eyvallah. Ne bileyim be.
Bebeciğim, kızın teki işte. Oğlum, böyle güzel bir kıza kızın teki denir mi? Ne istedi? Kahve. Kusura bakma İdicim, böyle durumlar özel muamele gerektirir. Çekil. Buyurun hanımefendi, kahveniz. Pardon, siz burada mı çalışıyorsunuz? Hayır, burada çalışmıyorum. Ben sadece güzelliğiniz için çalışıyorum. Size kendimi takdim edeyim. Ben Şahin. Melih Şahin. Bundan böyle hususi köleniz. Çok hoşsunuz. Öyleyimdir. Artık oyunumuza geçebiliriz. Ne oyunu? Soru sorma. Evet ya da hayır diyeceksin sadece. Nasıl yani? Soru sorma dedim. Hadi bakalım. Evet mi hayır mı? Hemen cevap ver. Altından bir şey çıkacağı kesin. Ben hayır diyorum. O zaman akşamki partiye benimle beraber gideceğiz. Ama ben hayır dedim. Tamam. Soru da zaten akşamki partiye Melih'siz gitmek olur muydu? Bu durumda beraber gideriz. Ya bir de bana ayağını denk al dedi ya, düşünebiliyor musun? Tabii canım. Daha kiminle uğraştığından haberi yok onun. Olmaz. Daha pis bir şey yapmam lazım. Şimdilik düşünüyorum bakalım. Parti varmış, oraya gideceğim akşam. Bundan sonra Melih Şahin korksun benden artık. Tamam canım, görüşürüz sonra. Ha, beklettim sizi ama işim ancak bitti. İsterseniz ben size neyin nerede olduğunu hızlıca göstereyim. Gerisini zaten siz kendiniz keşfedersiniz. Bakın, burada tabaklar. Burada bardaklar. Burada tencereler. Burada çay ve kahve. Burada da mutfak için gerekli olan temizlik malzemeleri var. Anladım. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa çekinmeden bana sorabilirsiniz. Evet. Tebrikler. Kimseye söylemeden çay demlemişsiniz. Ama çay kuru kuru gitmez. Dolapta bir şeyler var. Çıkarıp servis edin. Yalnız çabuk olun. Çünkü işimizde zaman önemlidir. Ah Handana. Sen bu hallere düşecek kadın mıydın? Peki. 2012 Nisan ayına baktığımızda ne görüyoruz? 75 işçi hayatını kaybetti. 75 kişi arkadaşlar ve bunların 20'si inşaat sektöründe çalışıyordu. Geçelim lütfen. Çok affedersiniz. Evet, bu arada Nazlı'yla da tanışmış oldunuz. Nazlı kim Can Bey? Hocam Nazlı benim atım. Yok, hallettim galiba. Ozi. Efendim Mehmet. Neredesiniz? Şimdi Kaan'ın eve girdik. Süper. Gelirken sakın fotoğraf makinesini almayı unutma. Tamam canım, merak etme. Sen neredesin? Okuldayım daha. Elif'i bekliyorum. Hazırlanmak için bize gideceğiz. Elif de mi geliyor? Çok güzelmiş. Gelsin gelsin. Geliyor mu? Bak beni kırmadı, benim için geliyor. Tamam canım, merak etme. Unutmam. Haydi öptüm. Bay bay. Kaan'cığım şeyi unutmuyoruz, fotoğraf makinesini. Tamam. Hadi hazırlanalım o zaman. Okey, hadi bakalım. Hala heyecandan ellerim titriyor Nilay. İnanabiliyor musun? Sarp beni partiye çağırdı. Ne giyeceğim? Saçlarımı ne yapacağım? Of Nilay ya, keşke burada olsaydın. Tamam Eloy, stop. Sakin ol. Takip edemiyorum, kendini kaybettin. Nasıl kaybetmeyeyim Nilay? Sanki renkler daha bir sıcak, güneş daha bir parlak. Heyecandan sarı mı görüyorum ne? Sakin ol, bak sonunda hayallerin gerçek oldu. Ankara sana çok iyi gelecek demiştim. Elif! Canım benim, şimdi Mehveş geliyor. Ben seni birazdan ararım. Görüşürüz. Hadi hadi, gidip bir an önce hazırlanalım.
Evet arkadaşlar, hastalarımızı muayene ederken mesleklerini sorup onları bilinçlendirmeyi ve kendilerini korumayı öğretmeyi unutmayın. Bu arada yaptığı başarılı sunum için Can Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, zevkle. Çıkabilirsiniz. Of, çok yakışıklı ya. Evet, acayip karizmatik. Can Bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Mesela ben şimdi şantiye doktor olarak çalışmak istiyorum. Öyle mi? Sanırım bu kararı vermeniz için oldukça erken. Haklısınız. O kadar güzel anlattınız ki heyecanlandım. Sağ olun. Yardımların için teşekkür ederim. Rica ederim. Peki kızlar, görüşürüz. Kolay gelsin. Kızım var ya, ben tavlarım bunu. O sıkar biraz. Bak gör nasıl alıyorum telefonunu. Bakışlarını görmedin mi? Hoşlandı benden. Aman Dünür'üm, sen onun üzerinden gözünü sakın ayırma. Ben dün gece Menekşe'ye gittim yine. Ay, nasıl? Perişan değil mi? Hem nasıl. Ama diyor ki mahallenin yarısı bu durumdaymış. Fırıncı Ömer Efendi var ya, o bile kız. Yok artık, buna kim ne yapsın? Vallahi öyle dediler. Kadın gördü mü bastonu falan koltuğunun altına sıkıştırıp bir yürüyormuş ki. Şaşarsın diyorlar. Ya Şükran Hanım, vallahi ben çok fenayım ha. Neyse, hadi ben seni ararım. Hadi hoşça kal. Allah yardımcımız olsun. Vay buna Kömer, vay. Aa, ya niye hala ayaktasın sen? Otursana. Böyle iyi. Ya Mehveş, buraya kadar geldik biliyorum ama zaten bu kıyafetlerin hiçbiri bana olmaz ki. Denemeden aldığım birkaç tane küçük beden elbise vardı. Hem Şenol'un bedeni sana daha uygun. Onun dolabından da getirdim bir şeyler. Bulacağız güzel bir elbise sana. Bak, bu süper işte. Gel bakayım. Gerçekten çok güzel oldu. Ya bu... Ya bu ne? Biraz fazla şatafatlı. Sen şatafatlı elbise görmemişsin şekerim. Bunun neresi şatafatlı ya? Şuna bak. Dümdüz bir elbise işte. Ya Mehveş, çok teşekkür ederim ama. Ay. Ya sen de amma mızmız çıktın. Şu andan itibaren olaya el koyuyorum. Ben ne dersem o. Şimdi alıyorsun bu elbiseyi. Doğruca benim odama geçiyorsun ve deniyorsun. Hadi canım hadi. Marş marş. Hadi hadi hadi. Oğlum şuna bak ya, gömlek buruşuk. Ne giyeceğim ben şimdi? Başka gömleğin var mı? Yok abicim, yok. Hepsi kirli. Benim gidip acilen ütü yapan birisi bulmam lazım. Ya dur dur dur. Ütün var mı? Ütü içeride var galiba. Ha tamam. Ütüyü getir, ben 5 dakikada hallederim. Getir. Bakar mısınız? Buyurun. Biraz konuşabilir miyiz? Zamanınız varsa. Buyurun şöyle geçelim. Var dedi, gelince anlatırım dedi, çıktı. Ha. Dün nereye gitmişler, haberin var mı?
Yo, ne oldu ki? Yok bir şey. Yani ikisi de böyle pek bir yorgun geldiler de. Aman anne, evden adımını atmak yoruyor insanı zaten. Versen ben götürürüm. Ay niye? Aman, tamam bir şey demedim. Var ya, şöylesi bize kısmet olmaz. Kısrak mübarek. Yumurtaya can veren Allah'ım bizi de gör. Sen kime diyorsun onunla? Neyi kime diyorum? Baba, telefon. Volkan arıyor. Ay başıma gelen. Kalsın mı? Elif, ne yaptın? Oldu mu elbise? Bakıyorum. Olmadı işte. Ay, telefonun çalıyor canım. Sarp arıyor. Bakayım elbiseye. Teşekkür ederim. Alo. Partiye kaçta geliyorsun? Bilmem. Yani geleceğim. Başlar başlamaz orada olurum. Tamamdır. Seni bekleyeceğim orada. Bekletme beni, tamam mı? Hadi bay. Ne salak bir kız bu ya böyle. Neyse neyse. Bu herife başka türlü ceza verilemez sen. Anlattıklarınız çok ilgimi çekti. Bu konuda çalışma yapan çok kişi var mı? Yani kaç kişi var bilmiyorum ama bu tersanedeki işçi ölümleriyle basın bir dönem çok ilgilenmişti. Yani bir dönem. Ne diyorduk? Ha, tersane ölümleri. Evet, her zamanki gibi unutuldu. Ama siz bu konuda çalışma yapıyorsunuz. Yani özel bir çalışmam yok. Hani hocanız rica etti, ben de bu sunumu hazırladım. Gerçekten teşekkür ederiz, çok güzeldi. İşte be, özlediğimiz, beklediğimiz Melih Şahin geri döndü. Şu karizmaya bir bakar mısın? Şu duruşa, şu endama. Hey yavrum be! Kaşla göz arasında nasıl kaptım çıtırda. Alo? Melih Şahin. Buyurun benim. Bir siparişiniz var abi. Ha evet. Var. Abi çocuk adresi karıştırmış. Teslimat biraz geç olacak. Nasıl adresi karıştırmış ya? O sipariş bana hemen lazım. Çocuk yolda abi. Olacak elinde. Olacak, olacak da ne zaman olacak? Haklısın abi. Dedim ya çocuk yolda. Hey. Bu sipariş hemen burada olsun. Eğer bir aksilik olursa... Olmaz. Merak etme abicim. İyi günler. Bendeki de şansa. Neyse. Moralimizi bozmak yok. Şu örümcek bir elime geçsin. O manyak hatunun aklını başından alacağım. Oh yeah. Ben geldim. Hoş geldin Gizem. Annem yok mu? Yok kızım. Arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Aa, kimmiş o?
Vallahi bilmiyorum ki. Ankara'ya gelmiş eski bir arkadaşıymış. Sen partiye gidiyorsun değil mi? Bak Sarp geldi, içeride hazırlanıyor, haberin olsun. Gideceğim gideceğim. Hadi o zaman ben seni tutmayayım. Gel. Ah, siz miydiniz hanımefendi? Buyurun çayınız. Teşekkürler. Yalnız ben çayımı açık içerim. Aklınızda bulunsun, koyusu mideme dokunuyor. İsterseniz değiştireyim. Lütfen. Handan Hanım, çay servisi bittikten sonra şu koridoru da siler misiniz? Geçerken baktım ortalık toz içindeydi. Duydunuz mu Handan Hanım? Şehit, tabii duydum. Ne bekliyorsunuz? Hadi işe koyun. Lafı açtı. Siz bana ne soracaktınız? Ben bu konu hakkında sizinle çalışmak isterim. İşçi sağlığı hakkında yani. İsterseniz telefonunuzu verin, buluşup konuşalım. Ne dersiniz? Evet. İyi, yapışkan şey. Umut Hanım, ben mimarım. Bu konuda çalışmıyorum ama dilerseniz bu konuya ilgilenen arkadaşları size yönlendirebilirim. Nasıl ulaşacaksınız? Telefonlar? Ben size ulaşırım. İyi günler. Size de. Tamamdır. Hazır işte. Ah. Vay. Jilet gibi olmuş be. Kat yeri bile yok. Vallahi Kaan'cığım 10 numara adamsın, eline sağlık. Lisedeyken anneme yük olmamak için kendi gömleklerimi hep ben ütülerdim. Helal sana bir uzun. Elinde ne iş geliyor? Bak basket sende, tamir sende, zevk sende, ütü sende. Daha ne olsun abicim? Sen alan yaşadı be, yaşadı. Kaan'cığım önünde saygıyla eğiliyorum. Güç seninle olsun Ozan. Güç seninle olsun. Çak Obi-Wan. Hadi gidelim, geç kalmayalım. Tamam. Ben böyle geleceğim. Ya hayda! Ya partiye gidiyoruz, farkında mısın? Bakkalı değil. Evet. Ama ben kendimi böyle rahat hissediyorum. Ya elbiseyi giydiğinde bile göstermedin nasıl durduğunu. Ya aşk olsun. Ya Mehveş, çok teşekkür ederim. Benim için bu kadarını düşünmüş olman bile çok önemli. Ay, aman iyi. Daha fazla ısrar etmiyorum. Sen bilirsin. Dur bakayım. Biraz makyaj mı yapsaydık sana? Hazırsan çıkalım mı? Ay, tamam tamam dur gidiyoruz. Hadi bakalım. Kızım sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Olmuş muyum? Olmuşsun. Hem de çok güzel olmuşsun. Şunu da al bakayım üstüne. Ya dayı ne gerek var? Al üstünde dursun hadi. Sağ ol. Ayakkabım nasıl? Çok güzel olmuş, çok beğendim. Sarp nerede? Senden önce geldi, hala hazırlanamadı mı? Oho, o süslünün hazırlanması bitmez. Ben de daha fazla bekleyemeyeceğim. Hah bak o da geldi. Beni beklemeden mi çıkıyorsun canım? Evet canım, çünkü zaten 2 saattir seni bekliyorum, daha fazla beklemeyeceğim. Tamam 2 dakika daha bekle işte ya. İyi tamam hadi acele et. Hadi çabuk. Tamam.
Dayı ya, annem nerede kaldı? Saat kaç oldu gelmedi? Arkadaşın adını falan söylemedi mi? Yok kızım, bir şey söylemedi vallahi. Abicim hani sen alacaktın makineyi ha? Ya abi sen bırak ben hallederim demedin mi? Neyse boşver. Yani yolda aklımıza gelmese Mehveş bizi öldürdü. Aynen öyle. Allah'tan hatırladım. Yani benim hafızam biraz kuvvetlidir. Tabii tabii. Yoksa inanmıyor musun? İnanıyorum abi, inanıyorum. Hadi bul da şunu, gidelim, geç kaldık. Aa, bir dakika ya, odama koymuştum. Kumanda ortalarda yok. Şimdiden fotoğraf çekmeye başlamak lazım ama makine yok. İşte kız, ortam 10 numaraymış ha. Fena değil. Seni pek erkekler açmadı galiba canım. Benim en az 2 tane giderim var. Çiçeliyorum. Yuh, birincisini buldum ve ikincisi kaldı. Sen kardeşini tanımadın galiba canım. En az 3 tane kızla giderim bugün buradan. Hadi bunlar tecrübeyle sahip. Heh, benim arkadaş geldi. Ben de onu vuracağım. Tamam mı? Ne haber birader? İyilik nasıl? Kızın geldi mi? Geldi geldi. Bak gel. Şurada. Gözlüklü oldum. Yazık. Safta bir şey var bizim. Bu kız bir an ötür zaten oğlum. Benim asıl problemim o zibi bir herifle. Bu kızı kullanarak mahvedeceğim. Bilirim bilirim. Telefonda anlatmıştım. İyi tamam. O eleman zaten birazdan gelir buraya. Sen burada keyfine bak, tamam mı? Ben şu kıza bir görünüp geleceğim. Okey. Ben bir tuvalete gidiyorum. Senin gibi güzel bir kız neden yalnız, sorabilir miyim? Ya herkes kör olmuş ya da sen çok seçicisin. Ben başka bir ihtimal düşünemiyorum. Rica etsem benimle dans eder misin? Ben mi? Hadi ama Elif, gece seninle ilk dans eden ben olmak istiyorum.
Lütfen Elif. Benim zevkten mağrum mu edeceğiz? Hadi. İyi de ben dans etmeyi bilmem ki. Ben sana öğretirim. Güvenme. Hadi gel. Heyecanlı mı? Rahat bırak yani. Anne çok güzel görünüyor. Dayanamayacağım, tatacağım. Şahane. Afiyet olsun yavrum. Sizin için yaptım ben. Çocuklarım yesin diye yaptım. Anne, sen babama neden öyle kızdın? Çay ne oldu karıcığım? Patlama kocacığım, geliyorum. Ağzın dilin yansın da. Gör bakalım. Kısrakmış. Tövbe tövbe. Oğlum sizin matematik dersinize beden hocası mı giriyordu? Beşki böyle mi oynanır? Yanlış saymışım baba, tamam ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti seminer? Ne semineri? He kızım, mimar bile gelmiş. Sınıfta bir şeyler anlatmış size. Sizin nereden haberiniz var? Sanırım hepsi bu kadar. Sen bir de yer kaplama örneklerini fotoğraflarla göndereceksin. Dur ben sana hemen yollayayım onu. Neden bu kadar heyecanlandın ki? Ben hayatımda ilk defa dans ediyorum da. Tabii ya. İlk defa dans eden birine göre çok iyisin. Bütün gece fotoğraf çekiyorsun. Sonra bu fotoğrafları okul sitesinde kullanacağız. Tamam, hiçbir an kaçırmam. Hadi bakalım başla. Çok özür dilerim. Önemli değil, önemli değil. Nazarım değdi herhalde. Hadi gel devam et. Canım acıdı mı? Canım acıdan sen ol. Ne olacak ki? Hadi gel. Diğer kıza bak. Sevimsiz Sarp. Bir türlü ısınamadım şu çocuğa. Sorma. Ben de çok sinirli oldum. Ay benden de o kadar. Benimle dans ettiğin için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim.
içine düşecekti kızım. Vallahi bu Sarp tehlikeli bir çocuk. Benden söylemesi. Dudağım şişti vallahi. Siz nasıl yiyorsunuz anlamıyorum. Bizimki acı değil ki. Baba bu tabağı mı versem acaba? İyi karışmamış herhalde. Yok yok istemem. Ya siz şunu nereden biliyorsunuz bir anlatsanıza. Neyi biliyoruz? Ya hani bugün bizim sınıfta... Mimar gelmiş. Ondan sonra... Hatta sen şeyi becerememişsin. Ay neydi o zaman Zingo'nun adı? Ama neyse işte. Ondan sonra at resmi falan çıkmış. Siz de çok gülmüşsünüz. Ay yok artık Bez. Ensendeyiz kızım. Ayağını denk al vallahi. Ama yok canım. Benim artık gizli saklayacağım bir şeyim yok. İstediğiniz kadar dedektifçilik oynayabilirsiniz. Kız baldız ya Allah Allah. Takılıyoruz hemen kızma. Yok kızmadım ki. Ya işte Burcu aradı. Sana bir şey soracakmış. Ben de öyle dersler nasıl falan dedim. O da anlata anlata bitiremedi adam. Evet, ilginç bir dersti gerçekten. Vallahi bence Burcu pek dersi dinlememiş. Ayakkabısına kadar anlattı ayol. Aman ben o kızı hiç sevmiyorum. Gevezenin biri. Neler öğrendin anlat bakayım. Hakikaten ya. Mimarın ne işi var sizin derste? Vallahi ben de şaşırdım. Anlatsana kızım. Ne anlattı adam size? Tamam baba şunu yiyeyim anlatacağım. İntikam alıyorsun değil mi? Evet. Efendim Eda. Tamam geleceğim. Tamam Eda uzatma. Evde görüşürüz. Hadi abicim eyvallah. Güle güle kay. Hayırdır? Elif'le dans etmeler falan. Dikkat et o ezikli adın çıkmasın. Karizman biter sonra. Bir planım var kızım. Barışmasana sen. Aman bir planı varmışmış. O Melih Öküzü'yle yaptığın son planı hatırlıyorum hala. Of Gizem ya. Gene aynı şeyleri mi ya? Yeter. Yok bebeğim ya kusura bakma. Artık başka zaman. Telafi edeceğim ama söz tamam mı? Allah Allah. Bayağıdır buradaydım ama. Nasıl geçti dans? Vay vay vay. Yeni sene cevherler varmış da bizim haberimiz yokmuş. Yok canım. Ne bileyim. Yine de ben kız olsam sakin dans etmem. Tabii bu tercih meselesi. Ben geliyorum.
Nereye gidiyor şimdi bu? Bilmem. Elif, senin ne işin var kızım burada? Ne işin var? Ya vallahi gelmeyecektim arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Delirtme adamı. Ben sana bu partiye gelmeyeceksin demedim mi Elif? Ya gelmeyecektim diyorum. Arkadaşlar ısrar et. Uzatma. Bana bak. Partide yanıma gelme. Ve kardeş olduğumuzu kimseye söyleme. Anladın mı? Melih? Mehveş? Gel. İzin verirseniz çıkabilir miyim? Odaların yerlerini de sildiniz değil mi? Sildim. Tozlarını da aldınız. Evet. Tamam, çıkabilirsiniz. Yarın sabah da zamanında işinizin başında olun, olur mu? Merak etmeyin. Al bakalım. Canım istemiyor abla. İyi misin sen? Bilmem. Ne düşünüyorsun? İyi bir insan olmanın ne kadar zor olduğunu. Sen zaten kötü bir insan değildin ki. İyi bir insan olduğum da söylenemez ama. Yani şöhretinin pek iyi olduğu söylenemez ama kötü bir insan da değilsin sen. Sadece biraz kafan karışmıştı. Hırslarıma yenik düştüm sadece. Sakın bir daha böyle yap, olur mu? Abla, sen bana aslında güvenmiyorsun değil mi? Güveniyorum. Sakın bir daha böyle yapma derken onu kastetmemiştim. Neyi kastettin o zaman? Eğer hırslarıma yenik düştüm diyorsan... aynı şeyi derslerle, okulla ilgili de yapma. Ya senin biraz ayarın bozuk, ondan diyorum. Haklısın aslında. Ya şimdi de her şeyi derslerden ve okuldan ibaretmiş gibi davranıyorsun. Başarısız olmak istemiyorum abla ya. Başarılı olmak demek her şeyi zamanında ve planlı yapabilmektir. Bence sen bunu yapabilirsin. Sosyal hayat da önemli diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Hadi sen ders çalış, hadi. Oryantasyonda tanıştınız yani. Tabii canım. Ben de burada görünce bir hatırını sorayım dedim. Sonuçta Mehveş bir ilaç çiçektir. Ay. Ama çok şanssızmışsın Elif'ciğim. Melih okulu tanımak için hiç doğru bir adres değil ya. Neyse. Hadi kızlar. Ben gidiyorum. Öptüm. Hadi gel canım. Biz de gidelim. Şahane. Dans edelim mi? Ne olur. Mehveşim hiç kusura bakma. Kısmetim seninle, kapatalım. Ya lütfen, lütfen. Biricik arkadaşını kıracak mısın? Canım sen biricik arkadaşının kısmetini kapatacak mısın? Hı? Ne alakası var? Sanki bütün kızlar sıraya dizilmiş. Ozan, Ozan diye bağırıyordu. Mehveşim ısrar etme. İstemiyorum, tamam mı? Bitti. Aman iyi. Daha çok beklersin. Vallahi bıktım. Ya Mehveş, özür dilerim. Ne konuştunuz Melih'le?
canını sıkmadı ya. Yok. Ya yani kardeş olduğumuzu hiç kimseye söylemedim. Ama zaten ben de istemiyorum. Kaan, sen de kimseye söylemezsin değil mi? Soru mu bu şimdi? Affedersin. Söylemezsin de. Özgür geldi işte. Özgür! Ya, benimle dans edersin değil mi? Ederiz de ne bu acele? Ozan beni dansa kaldırmadı. Ya, sinir oldum. Ama sen kırmazsın beni değil mi? Handan, hoş geldin canım. Hoş bulduk abi. Geç geç. Ne o, hayırdır? Sen çok yorgun görünüyorsun. Biraz gezdik dolaştık arkadaşımla da. Ondan yani. Çocuklar çıktı mı? Okulun partisine gittiler. Sen aç mısın canım? Arkadaşınla bir şeyler yediniz mi? Yok, yemedik. İyi iyi. O zaman sofrayı kuralım da oturalım madem. Sen dur abi. Bir üstümü değiştireyim, ben hallederim. Senden. O da bu kadar güzel mi? Şüphen olmasın. Modellik yapıyor. Hadi ya. Bir görelim bir ara. Yani ailecek görüşelim. Onu kastetmiş. Bana ne? Ben bilmem. Öyle fark ettim de yani. Yok, ben hala hıncımı alamadım da ondan belki öyle bir bakmışım yani. Meveş, hatırlıyor musun? Birlikte tango yarışmasına katılmıştık. Sen bana dans etmeyi öğretmiştin. Evet ya. Sanki üzerinden yıllar geçmiş gibi. Geçti mi? Ne güzel günler değil mi? Ne de mutluyduk aslında. Ögeday! Ya inanmıyorum! Ya kandırdın beni. Hani haftaya gelecektin? Sana sürpriz yapmak istedim ama gördüklerimden sonra bana sürpriz oldu. Nasıl yani? Boş ver. Dedim, sen de çok yakışmışsın. Teşekkür ederim. Hadi gel, dışarıda konuşalım biraz. İnanamıyorum ya. Buradasın. Hadi. Keyfin yerinde mi? Mutlu musun? İdare eder. Abi, kızı rezil etmek için ne zaman hareket edeceğiz? Benden talimat bekle, tamam mı? Ne yapıyorsun?
Ne yapıyor gibi görünüyorum? Eda, ben artık limon falan görmek istemiyorum. Çok faydalı ama. Biz seninle ne konuştuk? Biz konuşmadık. Sen burnunun dikine gideceğini deklare ettin. O kadar. Yeter Eda, uzatma. Asıl sen uzatma. Neden çabalamıyorsun Can? Bana bunu neden yapıyorsun anlamıyorum. Eda, bu seninle değil benimle ilgili. Ne biçim bir mantık bu şimdi? Sen böyle bir karar alıyorsun ve biz alt üst olmuyoruz öyle mi? Ben başa dönmek istemiyorum. Bir karar aldım ve saygı duy. Hasta mısın kızım sen? Yok baba. Ama içtim sadece biraz. Sarı kedim benim. Kımıldayacak halim yok diyorum, kimse anlamıyor ya. Ne oldu oğlum? Ya Sunan'ın elmaslara gidesi tuttu baba. İstemiyorum diyorum. Sonra gidersiniz. Ne acelesi varmış canım? Git yat, dinlen sen de. Haşhatımız çıktı zaten. Yavrum, hadi Banu'yu da alın da acık dolaşmaya çıkın, onda havası değişsin şöyle bir. Anne, Volkan yorgun diyorum, istemiyor diyorum. Ne yorgunu ya? Ne yorgunu? Ne yapmış? İş aramaktan bu kadar yorulduysa yarın öbür gün işe girdiğinde ne yapacak acaba? Anne, sen bizi niye evden yollamak istiyorsun? Ben sizin için söylüyorum. Yani romantik bir gece planladıysan, hani bilelim babamla barışmaya karar verdiysen. Allah Allah. Ay ne var anne? Herhalde boşuna sermiyoruz bunu. Kız. Anne. Bir daha geldi ya işte, sürpriz yapmış kapının önünde. Vay. Tabi romantik adamın hali başka oluyor. Takılsınlar baş başa. Ne oldu, bir şey mi sıkıntı sen? Hayır. Bunu aldım biraz. Böyle kabuk ortamlara çıkmıyorum. Gidelim istersen. Ben seni eve bırakırım. Ya siz ne yapmıyorsun ya? Nasıl değilsiniz? Bak. Birinci sınıf dediğin, tamam mı? Her türlü ama her türlü aktiviteye katılıyorsun. Bitti. Olay budur. Babam arıyor. Ben birazdan dönerim. Alo. Ergen Vampir filmindeki oğlanı beğendiğini söyleme sakın bana. Çünkü benden olsa olsa en fazla kurt adam olur da. Yok canım. Gerçi öyle deme. Yani eğer istersen şimdi burada bir umurum herkes kaçar. Biz de seninle baş başa kalır, romantik dakikalar yaşarız ha. Benim formumda yine. Başına ne girse gelsin, akıllanmıyor bana. Ya bırak ya şunu. Ne yaparsa yapsın. Bir şey çünkü. Bana içecek bir şeyler getiriyor musun? İstemeyene kaç. Sağlara dönmüşsün. Öyle oldu. Bir yerden başlamak gerekiyor. İyi. Vatanım ile hayırlı olsun. Gündemize. Buyur sen al. Sonuçsundur. Yok sen al. Bekletme. Kaçmasın. İyi eğlenceler. Sağ ol.
Ben kendimi sürprizlerle dolu zannederdim ama sen beni de geçtin. Canım ya, canım! Gelişini çılgınlar gibi dans ederek kutlayacağız. Mehveş, benimle dans edeceksin değil mi? Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yanlış anlaşılmamız imkansız. Elif! Sıkıldın mı içeride? Tanıştırayım sizi. Erkek arkadaşım Ögedal. Bu da bu sene giren arkadaşlarımızdan Elif. Merhaba Elif. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Gece bitmeden dansımızı konuşturalım mı aşkım? İyi tamam hadi. İçeride görüşürüz Elif'ciğim. Görüşürüz. Bay bay. Kaçmışsın. Bu kadar çabuk sıkılacağını bilseydim. Gel diye ısrar etmezdim sana. Yok yani ondan değil de. Şerefine. Ben Sunay'a söyleyeceğim ya. Sen bilirsin oğlum. Zaten sorup duruyor. Yalan söylemeyeyim şimdi kıza. Anana demeyin ama üzülmesin. Tamam tamam sen merak etme. Ronaldinho görüntüye geldi. Real Madrid serbest vuruş kullanıyor. Kaleci Valde. Hadi bakalım herkes odasına. Banu uyusun da dinlensin acık. Ya ana şu maç özetlerini izleseydin bari ya. Ay sen yorgunluktan ölmüyor muydun? Hadi oğlum hadi. Allah rahatlık versin. Hadi Kazım'ım biz de yatalım. Yatalım bakalım. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Asıl ben teşekkür ederim. Seninle olmak çok güzeldi. İyi uykular. Yok ya. Semih'e de gerek yok. Ben biraz uzanacağım. İyi. Ne yapıyorsun sen? Balkonları mı düzeltiyorsun? Ne yaptığımı bilmiyorum ki. İş düşününce hal mi bıraktım ben de? Eda biraz sakinleş artık. Sen git yat. Hiçbir şey olmamış gibi. Bütün sorumluluğu benim omuzlarıma yükle ve git. Eda ben sana sorumluluk falan yüklemiyorum. Bir karar aldım. Bu benim hayatım. Biz ne olacağız peki burada? Ailelerimiz ne olacak? Biraz anlayışlı ol. Saygı duy. Benden yapamayacağım şeyler istiyorsun Can. Oh. Ay. Çok şükür. Ay.
Ne kokuyor böyle ya? Güzel bir şey kokuyor. Ben kokuyorum. Bak. Niye sıktın sen şimdi bunu gece gece? Senin için yıkandım, baklandım. Saatler olsun. Siz dün babamla ne yaptınız? Anneme söylemeyeceksin ama. Tamam söz. Sabiha, olsana biraz. Şurayı şuraya bir ovala. Şuraya şuraya. Ah. Biz de kabul ettik işte. 2 saatte 100 lira aldık ama. Hamallık yaptınız yani. Yük taşıdık. Oraya kadar gitmişken eli boş dönmeyelim dedik. Canım. Kıyamam ben sana. Yavaş ya, yavaş. Ne yaptın da bu kadar belin tutuldu? Ne bileyim ben. Tamam tamam Sabiha, tamam yeter tamam yeter. Of vallahi daha kötü oldu. İyi. Git o zaman başkasına yaptır. Yaptıracağım vallahi. Çok kötüyüm ha. Kime yaptıracaksın? Ne bileyim ben. Hamama falan giderim herhalde. Hamama gitme. Hamama gitme. O masajcı kızlar varmış. Onların yanına git. Nerede varmış? Ya sabır. Allah Allah. Sen sadece Kazım abiye mukayyet ol. Kızının da yaşı geldi ya. Antropoza girince bunlar sapıtıyorlarmış. Sapıtıyorlarmış. Yok bir şey güzel. Eğlenmene baksana. Elif nerede? Dün az önce buradaydı. O zaman sen gördün mü? Vallahi bilmiyorum. Nereye şeritiniz? Tamam. Ya Elif'i gördünüz mü? Kapının önündeydi. Dur. Bunu almış galiba biraz. Ben de rahatsız etmesen daha iyi olur. Hadi gel daha sakın. Sarp yok. Ne yapacaksın ki Sarp'ı? Bir şey yok. Geliyorum ben şimdi. İçkini beğenmedin galiba. Sana başka içki falan getireyim mi? Böyle fresh kokteyl falan. Ha? Hayır. Yani... Sağ ol. Böyle iyi. Kıyafetim çok güzel bu arada. Ya
beğenmedin değil mi? Ya biliyorum daha çılgın bir kıyafet değil ama ya ne bileyim işte ben kendimi böyle rahatsız ediyorum. Yok yok, aksine hatta çok güzel olmuş. Süper olmuş, süper. Helal sana. Senin parti falan umurunda değil zaten yani. Hatta senin böyle içeridekilerden daha farklı bir halin var, duruşun var. Güzel mi gerçekten? Beğendin mi? Tabii ki tabii ki, çok güzel. Harika olmuşsun. Elif! Arkadaş seni rahatsız mı ediyor yoksa? Hayır Kaan, yani biz konuşuyoruz. Cevabını aldım. Artık bizi rahat bıraksan da sohbetimize devam etsek. Rahat falan bırakmıyorum. Elif'ten uzak duracaksın. Bak arkadaşım, haddini aşmaya başladın ha. Hem sen kendini ne zannediyorsun be? Ha? Ben senin neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyorum. Kaan, Kaan. Lütfen. Hadi yürü git buradan ya. Daha fazla asabımı bozma benim. Çakma basketçi seni. Bana bak. Doğru konuş. Konuşmazsam ne olur? He? Falan etmiyordu. Gerçekten. Bir sorun yok yani. Boşuna konuşuyorsun sen. Bu herif laftan anlamıyor. Kaan! Kaan lütfen! Ya yapmayın artık, yalvarırım. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Hadi! Sabırsızlanıyorum. Ne yapacaksak yapalım artık şu kıza. Tamam be abicim be. Amma hevesi çıktın ha. Ne bileyim abi. Parti kıvama geldi. Geç kalmayalım dedim. Tamam tamam, doğru söylüyorsun. Haklısın. Hadi girelim artık içeri. Partiye renk katmanın zamanı geldi. Kızlar tuvaletine kadar peşimden mi geldin? Sapık herif! Vurma! Seni polise vereceğim. Bu iş burada bitmeyecek. Sapık herif! İmdat! Kurtarın beni bu sapıktan! İmdat! Ne sapığı be? Yaklaşma! Yaklaşma! İmdat! İmdat! Çocuklar ne yaptı acaba? Bırak, genç bunlar. Biraz eğlensinler, geçsinler değil mi? Hem ben konuştum, merak etme. Geç kalmayacaklar. İyi peki. Handan, ne diyorum biliyor musun? Yarın sabah seninle şöyle Ulus tarafına gidelim, kaleye çıkarız, kahvaltı ederiz, güzel olur. Şey abi, ben yarın bugün görüştüğüm arkadaşımla buluşacağım. Kimsesiz çocuklar için takı yapıp satıyorlar. Ben de yardım edeceğim. Tamam peki. Başka zaman gideriz o zaman. Ya neden anlamak istemiyorsun? Sarp sağlam ayakkabı değil.
İyi de biz sadece sohbet ediyorduk. Bence ondan uzak durmalısın. Neden? Çünkü sana yaklaşmasının sebebi beni gıcık etmek. Yani hiç kimse benimle sohbet etmek için yanıma gelmez. Öyle mi? Ya daha geçen hafta sana derste yaptıklarını ne çabuk unuttun. Ama benden özür diledim. Sarp gibi adamlar kimseden özür falan dilemezler. Bence sen fazla tepkilisin. Tepkiliyim. Tepkiliyim çünkü seni üzmesine katlanamam. Sarp, yani o beni üzmez ki. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yani üzmeyeceğini düşünüyorum. Melih nerede kaldı? Canım, Melih'le takılacaksan beklemeyi öğrenmen lazım. Bilerek yaptın. Bilerek kilitledin beni buraya. Ya kızım, seninle niye kilitli kalmak isteyeyim ben? Orasını bilemiyorum. Sapık olan sensin sonuçta. Ya Allah belamı versin, ben yapmadım diyorum ya. Hem senin gibi leylekle kilitli kalıp ne yapacağım ben? Dışarıda fıstık gibi kızı ayarlamışım. Ya ne fıstık ne fıstık. Ya sabır. Tamam be, uzatma. Al. Bunu çantana koymak için girdim içeri, tamam mı? Bunu çantana koyup korkutacaktım seni. Bu ne be? Bununla mı korkutacaktın beni? Salak mısın sen? Çocuk muyum ben bundan korkayım? Ben ne kötülük yaptım? Sen beni böyle cezalandırıyorsun ya. Hadi canım hadi. Ellerin çalışsın, ağzın değil, aç şu kapıyı hadi. Sana fındıklı kahve yapsam yüzün güler mi? Bilmem. Zor. Limonata içsem? Çocuk muyum ben? Eda uzatma, tamam. Kabullen artık. Ha, yani hiçbir şey olmamış gibi davranayım öyle mi? Aynen öyle. Kahve yapıyorum. Bunu asla kabul etmeyeceğim. Şimdi Fox TV'de Ahom Ölü belgeseli. Senin de adın geçiyor. Belki izlemek istersin diye düşündüm. Kahveler hazır. Kim bu Banu? Bu saatte mesaj falan. Ne oluyor? Arkadaşlar, bir süremize ara veriyoruz.
Çünkü bir sürprizimiz olacak. Partimize katılan 4. sınıfların oylarıyla bu akşam aramızdan bir kişiye ödül vereceğiz. Aa, bu nereden çıktı ya? Benim niye haberim yok? Bilmem. Evet, alkışlar bu geceki ödülün sahibi. 1. sınıf tıp fakültesi öğrencisi Elif Şahin için gelsin. Kendisini sahneye davet ediyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar sürpriz yapmak istedi herhalde. Ben sahneye çıkamam, ne yapacağım? Elif tamam sakin ol. Mehveş, neden senin haberin yok? Ya işte Mehveş'in dediği gibi herhalde içimizden birisi geceye hoşluk katmak istedi yani. Çok abartılacak bir şey yok. Ben yapamam. Hadi Elif, ödülün seni bekliyor. Elif tamam bak kasma kendini. Ya istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Arkadaşlar, sanırım Elif sizden kocaman bir alkış bekliyor. Bu ne ya? Tamam, tamam bak ben buradayım tamam mı? Yani istemediğin bir şey yapmak zorunda değilsin. Elifciğim hadi bir şey yok bak herkes seni bekliyor. Hazır mısın Elif? Arkadaşlar hazır mıyız? Dördüncü sınıfların oylarıyla gerek tavırları gerekse kılık kıyafeti göz önünde bulundurulduğunda gecenin en iyi olarak seçilen Elif Şahin'e kuvvetli bir alkış lütfen. Ne? Gecenin en iyi mi? Bu ne ya? Allah kahretsin. Nefes al, ver. Daha iyi misin? Evet. Melih? Ne oluyor burada? Senin bu sapık sevgilin beni tuvalete kilitledi. Böylelerini yalnız bırakmaya gelmez, benden söylemesi şekerim. Sapık herif. Yazıklar olsun. Geçmiş olsun. Fahriye, bu senin yüzünden yediğim ikinci tokat oldu. Bunun hesabını vereceksin. Allah kahretsin. Elif. Rezil oldum, rezil. Bırak lütfen, çok utanıyorum. Lütfen. Elif lütfen dur, Elif. Elif niye ağlıyorsun bu kadar? Salağın teki sana şaka yapmış işte, niye ağlıyorsun ki? Lütfen üzme kendini bu kadar, hadi. Ne yapacağım ben? Ölsem daha iyiydi. Elif ağlama lütfen, hadi. Hem bak sen ağlayınca ben de üzülüyorum.
Elif. Hadi ağlama artık. Ben seninle piyanındayım, tamam mı?